Trenci arayacağım. Trenler çok konforlu bu arada. Yani normal kompartman mı denir ne denir? Oralarda gelseniz böyle sanki first class geliyormuşsunuz gibi oluyor. Her şey müthiş. Çok da kısa sürede... Bunun adı Turning Torso. Bayağı şehirden uzun yürüye buraya geliyorsunuz. Ya da otobüs de var muhtemelen de biz gezerek geldik. Yine özelliği var hiç fikrim yok. Tek bildiğim işte Dubai'deki gibi herhalde o şeyler gibi, büyük yapılar gibi. Bu da buranın sembollerinden bir tanesi. Bütün hediye eşyalarda, souvenir shoplarda her yerde bunu görüyorsunuz. Böyle bir yapı. Amsterdam uçağımız KL-1136 Terminal 2. Gönül isterdi ki altında da London Gatwick. Hep işte kısmetim, hep ne zaman gitsem Londra karşımda. Yakın bir zamanda Londra mı yapsak acaba? Ve şu an Paris'e gidiyorum. Amsterdam'da hiçbir çekim yapmadım çünkü gerçekten Amsterdam'ı artık çekmekten ben yoruldum, siz de izlemekten yoruldunuz diye düşünüyorum. Çünkü kanalda 3 tane falan video var onunla alakalı. Amsterdam bildiğiniz gibi, bıraktığınız gibi ama bir sürü video ve fotoğraf paylaşımı yaptım Instagram'da, oradan bakabilirsiniz onlara. Onun haricinde şimdi Paris'e gidiyoruz. Çok yorgunum. Videoda da iğrenç çıkıyorum şu an, farkındayım ama arayı bağlamam lazım vloglarda, o yüzden çekiyorum. Şimdi otobüse bineceğim. Otobüste yaklaşık 5-6 saatlik bir yolculuktan sonra Paris'e geçeceğim. Paris'te sabah 5:10 gibi falan sanırım olacağım. Metro 5:30'da açılıyor. O yüzden metronun açılmasını garda beklemek zorundayım. Ardından otele gideceğim. Eşyaları bırakacağım. Sonra şehir turu yapacağız. Çok aşırı heyecanlıyım. Özellikle cuma günü için çok heyecanlıyım. Çünkü Disneyland'e gideceğim. Bakalım Paris'te neler olacak. Amsterdam Sloterdijk, ya da nasıl telaffuz ediyorlarsa böyle telaffuz ediyorlar diye hatırlıyorum şu an ama. İniş yapıyorsunuz bu durakta. Ondan sonra bu görmüş olduğunuz gara direkt çıkıyorsunuz. Pierre Coplane yazıyor. O çıkışı takip ederek buraya geliyorsunuz. Flixbus, V-Bus, Eurolines vesaire, bunların hepsinin kalktığı gar burası. Buradan binip şehirler arası yolculuğunuzu yapabiliyorsunuz. Dönemsel olarak tren daha ucuz olabiliyor ya da işte otobüs daha ucuz olabiliyor, konuşamadım. Bunlardan birini tercih edebiliyorsunuz. Ben şuradaki beyaz olanla seyahat edeceğim.